Selamlar çok sevgili YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Gartic Show'un, geleneksel Gartic Show Hives Boy yarışmasının ikinci ayağından. Merhabalar, bendeniz yayıncı ve çizer Hives Boy. Yanımda çok sevgili kelime uzmanları Koray ve Emir'le beraber ve daha da önemlisi hemen kameramın üzerinde çok sevgili kelime bilerler çok sevgili Twitch chatimizle beraberiz. Eğer ki Gartic Show'u beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, çana tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kuzen gruplarına video linkleri paylaşmayı unutmayın. O kuzen grupları da kendi kuzen ve arkadaş gruplarına paylaşırsam kanalımızı en yakın vakitte 100.000 yapacağız inşallah, ama daha çok yorumumuz var. Neyse, konumuz bu değil. Efendim cümleten iyi seyirler. Çok sevgili Twitch chatim, çok sevgili YouTube, buyursunlar, başlıyoruz. Koray'ın muhteşem kelimeleriyle şimdi dur bir dakika Koray, şeyden en son Şerif'i yapmıştık bir önceki oyundan. Bir de tamam, dur. Şeyden başlıyorum. En son yazdığından başlıyorum. Haberin olsun. Gel benim kenarına gel istersen. Hayır, bir dakika. En son yazdığından başlıyorum. Şimdi. Şöyle olsun bari. Anlatması daha kolay olması adına. Şöyle olsa. Ondan sonra mesela burada böyle. Mesela olsa. Ondan sonra şurada. Şöyle mesela olsa. Hatta böyle olsa. Hatta. Bir dakika. Böyle olsa. Tamam, şimdi mesela bu böyle bir. Tamam. Şimdi bunu. Sonra. Burada bir. Ama neden Koray böyle bir şeyle niye başladık abi? Her zaman kolay olacak diye bir şey yok ya. Koray, bu olmuyor gibi ama. Teşekkür ederim. Baktığın zaman, bak, küçük resme baktığın zaman olmuş. O hani o kutup ayısının o böyle kıç tarafındaki genişlik iyi ama birazcık bodywork yapmış da gibi kendisi. Mesela boş zamanlarında penguenlerle kapışmış gibi hissediyorum. Çünkü bir göğüs kısmında bir zayıflama hissediyorum. Kendim çok kötü hissediyorum çizim yaparken Koray. Koray, bu sen işleri değiştiriyorsun. Sen işleri değiştiriyorsun. Tamam, chat toparlan. Bir dakika, büyük. Hepsi küçük harfle yazacağım. Aynen. Her şeyi full küçük harf yapalım. Koray, kolay olsun. Şimdi şöyle bir başlayalım. Burası benim için önemli olmayacak zaten. Benim chat'im hemen anlayacak çünkü. Mesela böyle. Burası da çok kritik değil. Şimdi. Oha. Burada. Ama. Şimdi bunu ben bunu biliyorum, biz ama yandık abi. Teşekkür ederim. Yani birazcık, çünkü bu zordu. Bunu nasıl anlatabilirim başka bilmiyorum. İnci küpeli kız. Tablosunu çizseydik keşke. Evet. Sence onun tablosunu çizebilir miyim ben Koray'a baktığı zaman? Eğer onun tablosunu çizebilseydim şu anda. Kaplumbağa terbiyesini çiziyorsun. Ama kaplumbağa terbiyecisine kendi yorumumu kattım yani. O yorum katılabilecek bir şeydi. Bu yorum katılabilecek bir şey değil ne yazık ki. Tamam, geliyor. Elbiselere bak istiyorsan. Dur bir dakika, Koray ikinden şimdilik devam ediyorum. Sen istiyorsan Koray'a yaz, Koray bana ulaştırır. Şimdi. Yine çok yetenekli bir çizim geliyor. Hazır ol Emir. Bak, gerçekten diyeceksin. Hazır. Yine kendi yorumumu katacağım çünkü. Şu çizim daha güzel olur gibi. Tamam, şimdi bunu tamam. Yani işte insanları türetebilme özelliği çok güzel bir şey şimdi. Tamam, ben elfi çizdim daha. Bunun yanına bir tane de dwarf çizecektim. Çizemeden, siz bildiniz, tebrik ediyorum. Güzeliz. Full Koray'dayım şu anda, bir dakika. Geri de attım. Tamam, sakinliğimizi koruyoruz. Başlıyoruz. Arkadaşlar, ben öyle direkt kelimeyi anlatmaktansa bazen başka yerlerden gitmeyi daha çok seviyorum yani. Üzgünüm. Üzgünüm. Şimdi. Bu sefer sanatsal yine çizimimden geliyor. Sanatsal insan çizimimden geliyor yine.
Evet. Şimdi. Ne kadar kalın omuz. Önemli değil. Bu hangi kelime acaba? Hangisini anlatıyor? Çok kolay. Değil mi? Evet. Ben Tın tın tın. Anlamadım ya. Oldu yani, bu bayağı oldu, bu örümcek adam oldu. Bu örümcek, bu adam. Vücut geliştirme yapmış örümcek adam. Devam ediyorum. Kelimelerden. Çok güzel bir kelimeyle daha gidiyoruz efendim. Örümcek adamın şarkısı o değildi. Evet, farkındayım ama ben bu şarkıyı söylemek istedim. Bugün çok farklı bir kanal olduğumuzu... Bu çok büyük oldu. Bugün çok farklı bir kanal olduğumuzu hissetmeye başlıyorum. Yani... Tabağım biraz büyük olmuş. Niye yapamıyorum tabak? Tamam. Ama bu aynı zamanda... Ama bir çikolatasını çizememiştim ki daha ya. Daha çikolatasını çizememiştim. Aşkım yumurta ne alaka yavru kuşum? Yumurta ne alaka şuna ya? Ne olur ya? Yumurta ne alaka ya? Kase var burada, üzerinde 3 tane yumurtayı üstüne koyup manyak mıyım ben? Niye böyle bir şey yapayım? Profiterol. Bak bu resim ne olacaktı biliyor musunuz? Bak profiterol ne alaka diyenleri görüyorum. Vallahi sinirleniyorum ya. Ne demek profiterol ne alaka yani? Şimdi yani şunu bak. Ya bunlar yani bu yani bu. Bu kadar olabiliyor burada, ne yapayım? Oha, aynısı. Teşekkür ederim. Bayağı aynısı. O Koray, bir tane zor bir şey atmışsın. Madem zor gidiyoruz, zordan devam edelim o zaman. Tamam. Ha, benim kelimelere geçti galiba. Olabilir. Dur bir saniye. Niye bu kafa büyük oldu küçük oldu? Ne oluyor lan? Sorgulama. Bu benim bir kelime değil. Yani bu hangi çizim? Bu da burası da şöyle. Emin miyiz bizim çizimimiz? Anladınız yoksa? Anladınız chat. Siz bunu anladınız. Siz bunu anlayacak kapasitede insanlarsınız. Ben sizi biliyorum. Evet bu. Bu. Suni olmayan ama. Sunisiz. Sunisiz teneffüs. Ben bunu başka nasıl anladım? Çok güzel. Sunisiz teneffüs. Nasıl, sarılmak mı? Masum. Ama olsun. Bunu da bildim. Bu birazcık zor ama yine yapılabilitesi olan bir şey. Evet, devam ediyoruz. Toplan. Bebek sahil diyen var. Şimdi bak, burası çokomelli. Tamam mı? Burası gerçekten önemli. Birazcık acele etmeyip dikkatinizi vermenizi bekliyorum sizden. Chat. Mesela tamam, böyleyken. Mesela bunlar böyleyken, tamam mı? Bak şimdi burası çok önemli. Hatta Joshua. Anladın mı? Anladın mı buradaki olayı? Ama bu kadar ya, elimden gelen bu yani. Bu. Evet. Yani bu kadar. Anladım. Ya da yani böylele yani. Ama ona bir o şeyi ver bence. Aynen, tamam. Biraz daha belli olsun. Demir bir şeyler yapıyorum ama. Bunu bilirlerse ama yani harbiden helal olsun bunu bilirler. Ama yani bu kadar anlatabiliyorum. Ne yapayım? Değil mi? Evet. Bu da şöyle 3 boyuta geçersen daha verimli olabilir gibi. Bu yataktan. Aa! Fıtırı, ulan ilk defa böyle bir ses duydum ya. Bunu bu kadar anlatabildim chat, kusura bakmayın yani. Bunu başka türlü nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Klostrofobi işte, kutuya tıkanmış. Orada bir doğa var, güneş var, gökyüzü var, toprak var. O böyle cüncük kadar karede sıkışmış durumda yani bu. Al sana klostrofobi. Asansör falan yapsam mı? Mantıklı, genel mantıklı ama şey tamam ya. Bu asansör işte. Aa, bu asansör. Bu kadar abi, benim bu kadar gücüm bu yani. Ne yapayım ya?
Ya Koray ama sen de yani bunlar ne abi? Hangisini diyor? Söylesin yani değil mi? En üstten en üstten gidiyorum yani. Bu ne abi? Acaba hangisini yazdın? İşte yine bilemeyeceğiz bir şey. Daha toplanın. Şimdi. Tamam, inşallah siz bunu bileceksiniz. Ben size güveniyorum. Tamam şimdi bir dakika. Sakinliğimizi koruyalım. Tamam çok güzel. Birileri belli ki yurt dışında yaşıyor. Evet. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Evet, bu aslında long term bir hikayeydi. Ekranı yani kağıdı tam ikiye bölecektim ortadan. Yediği kısmını yapıyordum şu anda. Sonrasında da yedikten sonrasını yapacaktım. Ama tebrik ederim. Bildiniz. Ama bak anlatılabiliyormuş yani. Öyle alamana gerek yok. Zor yani chat anlıyor sağ olsun. Başka türlü birazcık zor olabilir gibi yani. Ya bu İngilizce... Koray, yazıyorum sana. İngilizceyi geçiyorum Koray. Geçeyim mi onu? Artık söyledim bile geçtik artık. Emir bana şunu büyük harflerle yazdı. Ya Allah Allah. Tamam olur. İyidir iyi. Tamam. Şimdi yine müthiş... Ama yine küçük harf yazdın. Çizimle geliyorum. Yine küçük harf yazdın değil mi? Büyük yazmasın. Şimdi sakinliğimizi koruyalım. Hadi artık bunu da anlayın. Yani bunu da başka türlü şu anlatamam. Bu arada başka bir kelime az önce Emine yazdı değil. Evet bu benim yazdım. Ama benim yazdım da bu değil. Ya ama bunu başka... Teşekkür ederim ya. Bu başka türlü çünkü vallahi anlatamam bunu yani. Sen olsan nasıl anlatırdın mesela Koray? Aralarındaki dalgaları manyetik alanı şey yapabilirdim. Çizsen direkt derim. Sonuçta yani mıknatıslar arasında da manyetik bir alan var değil mi hocam? Tabii. Tamam ama teknik olarak mıknatıstan işte. Türetilebilirmiş yani. Zaten türetilmiş. Sıradaki. Geliyor toplan. Çok iyi. Şimdi. Bu da mesela böyle. Bir dakika böyle yapmak istemedim. Böyle yapmak istiyorum. Yani Alp'ı beceremeyecek çizmeyi ya. Ya abi niye böyle zor şeyler beni buluyor? Evet, teşekkür ederim. Bu arada anlamayanlar için düşünen adam heykelini çizdim size. Bu düşünen değil de Davut heykeli gibi oldu daha çok. Tamam Davut heykeli olsun. Sonuç olarak heykeli anlatabilmiş miyim? Anlatabilmişim. Bak on Skyler on bunun bir heykel olduğunu anladı. Bunun bir heykel olduğunu anladı. Devam ediyorum. Şunu Emir'in yazdığına gidiyorum. Tamam. Onun nasıl anlıyor benim yazdığım bu arada? Onun üstündekileri geç yani. Tamam. Şimdi. Şöyle başlayalım. Sakinliğimizi koruyalım. Şu kısmı... Tamam. Yine daha çizim bitiremeden birileri bulacak muhtemelen. Hadi bakalım. Süper. Yalnız neden ekranın sadece en solunu kullandım? İnanın onu ben de bilmiyorum. Keşke ortasını kullansaydım da birazcık daha pompayı tutan adam belli olsaydı. Ama tek pompa. Pompa. Emir'i tanımış. Emir'in yine kelimeyi verdiğini söyleyemem lazım ya. Emir'in verdiği kelime olduğunu söyleyince ortalık karışıyor. Sağ ol abi direkt anlıyor. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Artık çok...
Tuval mi? Çok masum arkadaşlar, böyle tuval mi olur? Sanki her şeyi çok güzel yapabiliyorum çünkü bir de bu yargılıyorum ya. Böyle tuval mi olur ya? Böyle tuval mi olur? Bak. Sünger Bob bacakları. Bakayım. Emir'in bu attı. Koray, o en son attın olmaz he. Şimdi bir dakika. Bunu nasıl anlatacak peki Emir? Çizerek. Bu top olsun. İşte mesela hani. Abi Allah aşkına daha bir şey yazmadım ya. Ya nasıl yani? Ya everybody nasıl yani ya? Oyunun kelimeleri de değil yani, hani ezberden de gidemezsin, anladın mı hani oyunu bilen birisi. Daha dur, bir tane disco topu çizdim. Pavyon olduğunu nereden anladın? Akşamcılara bak hele diye. Sağ ol abi, dördü. Gececilere bak bizim he. Ankaralılar kendini belli etti. Koray şu ne alaka? Onu ben de sorguladım. Emir çizer dedi. Yaparsın yaparsın. İkisini de beğenmedim. İki kelime de olmaz. Başka kelime alayım. Hemen kelime bulalım. Oğlum çok kolay lan. Çizmeyeceğim kesin değil mi? Ya en sondakini çizerim de şimdi çizemem dedim. Çizemezsem de üzülürüm dedim ama hadi deniyorum. Çizersin ya. Ben benden bahsediyoruz bak, hatırla. Ha, çizersin. Ya deneyeceğim ama şöyle bir şey yapacağız şimdi. Böyle miydi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu tür bir şey evet. Bu tür bir şey. Teknik olarak böyle sonuna kadar devam edecekti ve o olacaktı bence yani. Oldu gibi. Tamam. Bunu da bildirdik. Koray. Bir tane daha verdim Koray'a. Bir tane daha yazdım. Oo, bayılırım şuna. Tamam. Şunu. Son çizimi bu. Tamam. Chat toplan. Bir dakika, yanlış bir şeye bastım. Pıt. O bu renkti ya. Bu kadar. Bravo. Ferah Buse, seni canı gönülden tebrik ediyorum. Yalnız chatte hemen Ferah Buse'den sonra da yazanları görüyorum aynısını. Tebrik ederim. Yani bunu da bilirsin artık yani. Bu ilk ve tektir bu renkte. Denizin ortasında gülen kaç tane balık olabilir? Bir tane balık olabilir. Efendim bakıyorum champion'lara. Round sıralamasında Alokril 137 bin puan. Oha, final sıralaması ama hala burada şey. Final sıralaması değişmiyor. Hala sıcak künefe birincilikte ha. Ama neyse, biz round sıralamasına bakacağız. Alokril birinci, Zeynep ikinci, Ferah Buse üçüncü. Everybody 5, Ali 4, Ali Kaplan 5 şeklinde gidiyor. Sadullah abi de kendini atmış ilk 6'ya. Fukobela 2. ayında gelmiş Kadeve Birliği yayınlar diyerekten. Çok teşekkür ederim Fukobela'cığım. 2 aydır abone olup desteklediğin için. Kesene bereket. Hayvız boylar senin için chatte. Şimdi bir tane daha mı oynuyoruz, salıyor muyuz hocam? Hadi ben yeter ya. Oldu mu yarım saat? Oha nasıl bir yarım saat? 18 dakika. Ya hadi Victor'dan o zaman Emir. Tamam nasıl bir tane. Ben bir tane daha şey yapmak istiyorum. Sistem kelimelerinden gitmek istiyorum. Hazır mıyız? Tamam hadi sistemden gidelim. Çünkü sizin de belli ki kafa birazcık yandı. Chat çok hızlı geliyor. Bu son. Bize de yayın versin mi peki yoksa? Siz cevap vermeyin ya. Siz takılın. Ya da vereyim size de. Yayın fark etmez yani. Onu hallederiz de. Önceliğinde şunu bir şey yapalım. Tamam. Çizdiğim en güzel resimlerden bir tanesi. Bak size de ekran vereyim, size beni yargılarsınız böylelikle. Çizim mi? Nasıl tamamdır fikir? Mantıklı. Bunu şey yapmıştık, bunu da. Tamam. Bak bunu çok çok var ya, müthiş ötesi çizeceğim, hazır ol. Ama bir elimin ayarı benim mouse sensitive'imde bir problemler var. Hep eğimli çiziyorsun peki bu çizgiyi. Çünkü böyle olacak. 3 boyutta olsun diye. 3 boyut. Birazcık kafanı kullan oğlum. Gitti 3 boyut. Bir şeyler oluyor. Evet. Niye yeşil?
Neden biliyor musun? Çünkü bence hareketi izle, hareketi izle. Anladın mı onu? Ha. Ha, burada da mesela örnek veriyorum. Şöyle, şöyle. Sarı olsun bence daha. Şöyle. Ne var abi? Rengine mi takılıyorsun işte? Ne bu? Hediye paketi. Paket yani sadece paket. Hediye olmayan paket. Oh, boynumu nasıl kırtlattın be? Ölecek gibiydim. Hangisi? Üst. Siz de bunu üst ya da alt diyebilirsiniz. Kelime iki tane gösteriyor ya. Ha. Şimdi bak bu yine acayip basit olacak. Şimdi hocam böyle, böyle ya. Böyle, böyle. Bence kalın bütçü senin. Çok kötü oldu. Ondan oraya anlar. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Çok kötü oldu oğlum işte hiçbir şey yok işte cep. Oğlum sen onu farklı, of. Nasıl yani arkadaşlar işte adam elini cebine sokuyor ya. Sanki adamın apışarası böyle yeşillenmiş de adam kaşıyor oraya gibi oldu. Ama senin işte bak devam senin Recep bilirken senin bu anlayışın çok kötü yani. Alttaki. Alttaki bu arada evet. Tabii ki. Çizdi ya. Tamam orası oğlum orası düz olamaz olamaz. Nasıl düz yani yapayım? Game of Thrones tatlı çizdi. Kılıçlarını yapacak garip vaktim kalmadı ki insanlar hemen biliyor abi ne yapayım ya. Nasıl cami nasıl imam arkadaşlar taht bu ya. Camiye benziyor. Hayır taht bu yani. Oo yukarıdaki. Üstteki mi gerçekten? Evet, çizebiliriz. Evet. Tamam hadi. İzle. İzle. İnşallah diğer türlü anlatmış. Hayır kendine gel sakin ol hallediyorum. Şimdi. Tamam mı? Tamam. Dur bir dakika pardon. Bir dakika olmuyor bir şeyler ters gidiyor. Yine. Evet. Hı. Kafa bu. Konuşmadan duramıyorum ki ama bir dakika. Tamam mı? Çok büyük oldu. Tamam. Yok bir dakika. Böyle. Çünkü sen orada anlat. Arkadaşlar üzgünüm. Evet. Ya anlatacağım. Ya bu nasıl? Üzgünüm. Üzgünüm inek üzgünüm. Ya biri kurban yazmış chat'e. Makasla kurbana mı gidilir ya? Uf ya gitti. Neyse önemli olan temayı ya anlatabilmek. Yemek olur. Alıp düşünüyoruz. Alt gidip. Ya yemek bunun şey. Yemeğini nasıl çizebilirim? Aşağıdaki. Onun yemeğini bunu nasıl çizebilirim Emir? Bilmiyorum. Tamam bu çok kolay bu da yine bende. Teşekkür ederim. Gayet basit demiştim. Yay diye basit düşünüyorsunuz. Okçu bak oraya insanı çizmişim oraya. Oraya insanı boşuna çizmedik efendim. Devam ediyorum. Aa Berduş 7. ayında gelmiş burada. Kaçırmışım Berduş'um 7. ayımız kutlu olsun. Merhaba. Hangisi? Aa, yukarıdaki. Tamam. Hiç gerilmedim bile. Sana var ya acayip bir şey çizeceğim. Diyeceksin ki wow vay canına diyeceksin. İzle. Beklentimi çok düşürdüm. Hatta bak. Şeylerine kadar yapıyorum hani böyle. Oluyor. Ama arkadaşlar ne? Daha nasıl çizmedim ya? Ya. Bu arada ben olsam abime size cevapları çizerdim. Bir iki kişi daha yazmış ya. Ben sana söyleyeyim. Bir iki kişi daha yazmış. Bu insanlar acaba bilmiyorum kelimeleri mi ezberden biliyor yoksa hakikaten atıyor mu ya? Hangisi? Yukarıdaki. Bence yukarıdaki. Yukarıdaki dendi. Vainsar 6. ayında o da. Bir şey söyleyeceğim. Bu abonelikler gelmiyor mu ekrana? Bana mı öyle geliyor? Bozuldu mu? Bir abone olun deneyelim arkadaşlar. Oluyor gibi sanki ama Vainsar'a zaten. Nazik davran bak kadın. Evet Koray. Dolduramadım içine ama siz anladınız konuyu yine.
Vayinsar 6. ayında gelmiş. Aman aman 6 ay olmuş. 6 Alpis demiş. Çok teşekkür ederim. Bu gelmiyor mu bunun bildirimi ekrana? Ha geldi. Çete gelmedi. Ekrana geldi mi? Ekrana geliyor galiba da çete mi gelmiyor? Ay bir drop girdi bana ama sıkıntı yok. Geçer inşallah. Hangisi? Yukarı. Üstü 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 üstü. Hayır hayır hayır. O çok kolay. Tamam. Sen şimdi yine benimle dalga geçtin. Bunu anlatamayacağımı zannediyorsun çünkü. Hayır hayır hayır. Ama, hayır. Sakın sakın sakın. Ama beni tanımıyorsun. Şimdi bir dakika. Mesela bu içerik çok önemli değil. Mesela bu bir... Tamam. Şimdi... Anladın mı? Bunu anladınız o siz. O kelime dağarcığımı kullanamadan bu kadar anlatabildim çizim yeteneklerimle. Soda şişesini açıyor. Nasıl? Açmak. Vay. Teşekkür ederim. Sağ olun. Balon mu? Böyle balon mu olur? Böyle şarap mı olur? Olabilir belki şarap. Hangisi? Üst. Zannediyorlar ki ben diyor böyle kelimeleri chatime anlatamayacağım zannediyorlar var ya beni çok üzüyorlar. Yine. Yine eğimli bir çizim. Yine eğimli bir çizim. Bu sefer güzel eğimli ama farkında mısın? Kendimi Sallı abi gibi hissettim bir an. Ve bitti o an şu anda. Çıkmıyor. Biraz uzun bacak. Aman tanrım. Böyle anlatırsın bence bu kelimeyi. Kesinlikle böyle anlatırsın. Bazı yerleri silsem mi? Sanki biraz fazla oldu gibi. Yok yok hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Sağ olun yoksa çok zorlanacaktım. O üçüncü bacak kaldı çünkü orada. Orada şezlong değil de böyle şezlong olur. Yatak yaptım size üç boyutlu. Çukurlu bir de. Çukurlu güneş bir... vuruyor. Güneş ne alaka? Güneş vuruyor uyanıyor. Günaydın güneşi güzele vururmuş. Hiçbir şey bilmiyorsun Emir ya. Üçüncü bacak ne alaka? O yanlışlıkla oldu. Sen şu artık aşağı. Ustayı bir kovsan mı artık? Saat hani 19.19 oldu ya. 19.19. Tamam. Benle kal chat. Benle kal. Teşekkür ederim. Yani... Oldu ya yani bir tık daha belki bekleseydiniz daha buraya mesela daha bir rujizi bırakacaktım. Efendime kulağına, söyleyeyim. Efendim? Kulağına fısıldıyormuş gibi oldu. Kulağını yalıyor gibi olmuş oldu benim de gözümde. Bir de sanki gagası var gibi oldu dudağı yerine. Ama ya benim diyorum ya önemli olan chat'i anlatabilmek abi. Üstteki üst. Alttakini yapmıştık. Üst. Tamam. Şimdi şöyle bir olsun. Teşekkür ederim. Göğüs mü? Ne? Süper. Devam. Hangisi? Alttaki. Tamam. İşte bak yine bir güvensizlik hissediyorum Koray'da ama bu sefer güzel hiç... Çizersin. Şimdi bak. Koray hareketi izliyor musun? İşte burası böyle olsun. Koray izle hareketi. Evet. İyi. Evet. Rastgele şeyler ki. Ne alaka? Bak chat'teki herkes aynı şeyi yazıyorsa demek ki bir şeyler doğrudur. Değil mi chat? Teşekkür ederim. Thank you. Sağ olun. Var olun. Devam edelim. Son iki kelime. Emin misin? Bir daha düşün. Benim üstteki. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Şimdi sakin. Çok enteresan bir yani çizim oldu, çizim çalışması oldu da.
Teşekkür ederim. Yani çünkü bunu da yani nasıl anlatacağımı bilemedim. Şimdi anneye de benziyor, baba da olabilir. Ama anne baba değil. Anne baba olmadığını nereden anlatacağım? Bu arada o bebekti. Kocaman yerde küçük kaldı çünkü. Bebekler böyle olur çünkü. Var mı bununla alakalı ciddi önerisi olan bu arada? Bunu merak ediyorum. Dadıyı başka nasıl anlatabilirdim? Ya abi ne alaka yazmış bir arkadaş. Ben gerçekten timeout atmaya başlayacağım artık ya. Vallahi atacağım şimdi timeout'u. Süper Dadı'yı nasıl çizersin Emir'cim? Çiz mesela. Süper bilmiyorum. Dadı'yı çiz. Ben Süper Dadı'yı hiç izlemediğim için bilmiyorum. Ha ciddi fikir sadece... fikir merak ediyorum orada ha. Şey yani ciddili merak ediyorum. Yani bebeğin ağzına biberon koyunca mı dadı olacak mesela bu? Çok ben zor bir kelime bence bu bak. Bu zor bir kelime. Bunu bulamadım. Ciddili aklıma bir şey gelmedi. Evet. Belki Saul'u apçizerdi. Alttaki sanki. Arkadaşlar alttaki olmasın bence. Olsun olsun olsun. Olabilecek bir şey değil bu yani. Tam olabilecek bir şey. Ne yapayım şimdi? Ne yapayım şimdi? Yani. Ben yine bir tane insan çizeyim de. Yine hiç güzel. Öyle söyleyince şimdi anlaşılır. Ben zor. Şöyle bir salak bir çizim yapacağım. Şimdi şu an anlam veremiyorsunuz belki ben ama. Ben anladım nasıl çizeceğini. Aynen ben de bunu diyorum. Yani bunu anlarlarsa helal olsun. Bence burada anlarlar. Yani bu kadar geldi çünkü anladın mı? Bunun dışına başka ne olabilir? Onu bilmiyorum. O şeyin bu düşünce bulutun yanına ok çizip çarpı yazsana. Ok. Sen söyledin zaten. Öyleymiş. Şöyle yapsam, sanatımı konuşturup, ah, tüh, aman, nereden buldunuz ya? Bu zor yine, çok zor bir kelimeydi, yanılmak ne ya? Yanlamak olsa hadi bir nebze, yanılmak ne baba? İşte hani bu mantığım da şuydu, zaten Koray da bunu tahmin etmiş yapacağımı. Su, ama ben bira diyorum, yanılıyorum. Ve benim yanılmamda kim şampiyon? Brandom 142 bin puanla bu round'ın galibi oluyor. Arkasından Zeynep Atasoy, Sıcak Günefe, Ferah Buse, Webdiğer, Recep ve Ello geliyor. Final sıralamasına bakmayın. Bunlar bir önceki YouTube videosunu izlediyseniz oradan kalanların üzerine eklenen hali ki ona da bakarsak ama yani yine. Sıcak Günefe hala birinciliğini korurken Brandom bayağı yaklaşmış gözüküyor. Yani bu ikili arası sağlam kapışma var. Ferah Buse de yine aynı şekilde. Sonrasında Zeynep, Namsu, Alokril, Barbie Adam ve Afiş şeklinde geliyor. Çok sevgili YouTube. Geleneksel Gartic Show 2. boy turnuvasının bir bölümünün daha bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz efendim. Sizleri öpüyoruz da. Buralara da gelmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Hoşça kalın. Bay bayın.